9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Ege Denizi seferi Hisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından İzmir Körfezi'ndeki tüm kıyıların ve koyun geometrisi çıkartılıp deprem kaynaklı tsunami risklerinin araştırılması için harekete geçildi. Bu kapsamda iç körfezdeki çalışmalara bir yıl önce başlandı. Söz konusu araştırma ile ilgili bilgi veren 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Dağım Müdürü Doçent Doktor Ökmen Sümer, İzmir körfezinde bir fayın kırılması halinde nasıl bir etki yaratılacağı konusunda bir proje yürüttüklerini kaydetti. İzmir'in acaba iç körfeziyle ilgili bir tsunami buna benzer bir olayda yaşanırsa ne olur? O? projelendirmek istedik. Ve yaklaşık olarak bir sene önce bir proje başlattık. İzmir İç Körfezi'nin Tsunami bir ile ilgili olarak. E tabi bunun içinde İzmir Körfezi'nin içerisindeki fayların ilk önce çıkartılması gerekiyordu. Çünkü bu zamana kadar İzmir iç ve dış körfezinin tsunami ile ilgili sadece bir tane literatürde çalışma var. O da körfezin dışındaki fayların farklı senaryolarında tsunami'nin dalga yüksekliğini hesaplayan bir çalışma ama bu içerideki faylar nasıl kırılırsa körfeze nasıl etkileri yansır bu bilinmeyen bir şeydi. Doçent Doktor Sümer, önümüzdeki 2-3 aylık periyotta iç ve dış körfezdeki fay verilerini değerlendirerek tsunami risk eylem planı için altlık veri oluşturmaya başlayacaklarını aktardı. Şimdi biz önümüzdeki 2 aylık, 3 aylık periyotta Gülbahçe Körfezi ile İzmir iç Körfezi'nin verilerini de değerlendirerek Onlarla ilgili son e, noktaya geleceğiz. Sonra artık faylar çıkartıldıktan sonra fayları kırarak tsunami simüle ederek bilgisayar ortamlarında nasıl bir etki e, edeceğini görme fırsatı yakalayacağız.